Şimdi cost ve cooldown kısmına gelelim. Bu cost da bir gameplay efekt. Hemen gameplay efektleri oluşturduğumuz kısma gidiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Blueprint Class. Gameplay efekt dedim. Gameplay efekt. YT. YouTube cost olsun. Bu YouTube cost efektini de şuraya verelim. YT cost olarak. Buradaki YouTube cost ne yapsın? Instant bir değişiklik yapsın. Modify olarak hangi attribute'u değiştirsin? Şu an buradaki ability için bir değişkenimiz yok fakat rocket count verebiliriz. Rocket count'tan add diyerek eksi 1 yazalım. Bu ne demek? Eksi 1 ek demek. Bir çıkarmak demek. Rocket count'tan bir çıkaralım diyoruz burada. E'ye basıyorum. Rocket Count 9, 8, 7 diye aşağıya iniyor. Buradaki sayıyı arttırırsak daha hızlı aşağı iner. Hatta kör bile kullanabilirsiniz istiyorsanız. Tabii kör kullanırsanız muhtemelen şuradan duration seçmeniz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Eksi 1 yerine eksi 2 olsun. Her kullandığımızda eksi 2 Rocket Count'tan azalsın. 10, 8, 6. Bu arada şurası azalıyor. Tam göremiyorsanız. 4, 2, 0 ve tekrar E'ye basarsam tetiklenmiyor çünkü şuradaki cost kısmından geçemiyor. Buradaki cost kontrolü de şurada yapılıyor. Ability sınıfını açarsak burada apply cost fonksiyonu var. Apply the ability cost to target diyor. Buradaki gameplay efekti bu hedefe uyguluyoruz. İçine bakabilirsiniz. Apply Gameplay Effect to Owner çalışıyormuş. Bir modifier daha ekleyelim. Modifier'da ne yapsın? Stun Count'u 5 azaltsın. Hem Rocket Count azalacak hem Stun Count azalacak. Bakalım nasıl bir işlem olacak. E'ye bastım. Stun Count 5, Rocket 8 oldu. Tekrardan bastım. Rocket 6, Stun 0 oldu. Tekrardan basamıyorum. Çünkü Stun Count artık sıfırdan aşağıya indi. Yani bu cost artık karşılamıyor bizim maliyetimizi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Karakter bir beceri kullanacak. Üst kısımdaki değişken karakterin manası olabilir. Karakterde 100 mana var. 20 mana istiyoruz burada. Şuraya 20 mana yazdık. Eksi 20 olacak tabii ki. Veya 20 mananın dışında ne istiyor olabiliriz? Karakterin başka bir değişkeninin belli bir sayıdan yukarı olması gerekebilir. Bunu oyununuza göre düzenleyebilirsiniz. Ve buradaki Rocket Count'un değişimini kod tarafında nasıl göreceğiz? Hatırlarsanız videonun başında şöyle bir fonksiyon çağırmıştık. Get Movement Speed diye. Attribute Set sınıfımızdan Get Rocket Count diyerek Rocket Count değişkenini de görebiliyoruz. Evet, cost efektimiz bu kadardı. Şimdi cooldown'a gelelim. Bu da bir gameplay efekt. O yüzden hemen gameplay efekt oluşturacağız. Gameplay efekt dedim. YouTube cooldown yazdım. Bunu da YouTube denemenin ability'sine veriyorum. Ve cooldown'ımı açtım. Cooldown bir süreye bağlı olduğu için burada has duration yazacak. Duration olarak da verdiğimiz sayı duration'ı belirleyecek. 5 saniye dedim. Bu 5 saniye dememiz yetmiyor bu arada. Onu birazdan göstereceğim. 5 saniye yazdık ve burada gameplay cooldown seçili. E'ye bastım. 9, 8, 7. Herhangi bir cooldown uygulanmıyor. Çünkü cooldown uygulanması için tag kısmına karaktere bir tag vermemiz gerekiyor. Bu tag de bu karakterin cooldown'da olduğunu söyleyecek. Granted tag altında edit diyoruz. Yeni bir tag ekleyeceğiz. YT deneme nokta cooldown tag'i olabilir. Şimdi bakıyoruz 5 saniye bekleyecek mi diye. E'ye bastım ve YT deneme cooldown tagini karakterde görebiliyorum. Tekrardan basarsam şu an basıyorum. Tetiklenmiyor. 8'de kaldı çünkü 5 saniye süresi var. 5 saniye boyunca tekrar bunu kullanamıyoruz. Ability tetikleme, cost ve cooldown sınıflarını kullanma olayı bu kadar. Bir sonraki derste Gameplay Q ve başka bir ability'yi bloke etmeyi göstereceğim. Yani şuradaki stun ve armor olayı. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.